HAKEŞ Samsun İl Temsilcisi Ziya Uzun, Devlet Su İşleri Çarşamba Ovası Su ve Drenaj Baş Mühendisliği'nde temizlik işlerinde çalışan işçi Ahmet Aydın'ın, Teşhis Sendikası Samsun Şube Başkanı Nakif Yılmaz ve TESİŞ'e bağlı işçilerin imzalarının olduğu bir dilekçenin ardından işten atıldığını iddia etti. Bir ekmek daha nasıl kazandırırız? Biz bunun mücadelesini verirken bir taşeron olarak çalışan arkadaşımızın işten çıkarılmasına gönlümüz kesinlikle razı değil. Konunun takipçisi olacağız. Türk İş temsilcisi ve bağlı olduğu TESİŞ sendikasının şube başkanı Nakif Bey'in imzası var evrakta. Bu evrakı biz DSİ Bölge Müdürlüğü'nden aldık. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İlk defa işten bir emekçi çıkarılırken sendika başkanının desteğini görüyorum. Şaşkınım, çok şaşkınım şu anda. Kesinlikle takipçisi olacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşımız ayrıca dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bunun ispatını istiyoruz. Üzgünüz. İşten çıkarmak bu kadar basit olmamalı. Disipline sevk edilir çalışan işçi. Orada bir karar alınır. Orada sendikalar olur. Sendikaların fikri alınır. Ondan sonra eğer işçi bir suç işlemişse işten çıkarılır. Doğru bulmuyoruz bu yaklaşım tarzını. İşine son verilen temizlik işçisi Ahmet Aydın'sa şunları söyledi. Yani ufak bir tartışmamız oldu. Bundan dolayı kendileriyle konuşmuyorum. Burada taraf oldular. Diğer arkadaşları da yanlarında alıp sendika aracılığıyla işten çıkarmamı sağladılar. Yüz kısardıcı herhangi bir suçum yoktur. Dolandırıcılık denilen kelime çok kavramlıdır. İspatı gerekir. İspatsız hiçbir şey de ben kabul etmiyorum.